Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. LoL 101'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümdeki konuğumuz Diego arkadaşlar. Kendisi bir ormancı. Orman dışında orta koridor ve üst koridorda da sıklıkla tercih edildiğini gördük. Ama şu an maksimum verimi ormanda veriyor karakterimiz. O yüzden eğer oynayacaksanız ormanda daha fazla verim alarak oynayacağınızı hatırlatmamda fayda var. Karakteri hangi ürünlerle birlikte oynayabilirsiniz? Saldırıya devamla birlikte oynayabilirsiniz. Takım savaşında takım arkadaşlarınızın da etkisini maksimuma çıkartabilmek adına saldırıya devam çok çok etkili bir ürün olacaktır. Öte yandan ölümcül tempo ile birlikte oynayabilirsiniz. Keza şu an geç oyunda çok çok bufflı olduğunu söylememde fayda var ama erken oyun için çok verimli bir ürün değil. Çok sıklıkla tercih edilmiyor. En azından geçtiğimiz yamalarda oldukça fazla tercih edilmişti. Tabii sizler bu videoyu izlediğinizde ne durumda olur kestiremiyorum. Ama şu an için kötü bir ürün olduğunu söyleyemeyeceğim. Öte yandan yenilmezle birlikte de oynayabilirsiniz. Keza en çok tercih edilen ürünlerden bir tanesidir bu. Uzun süreli savaşlarda etkinizi maksimuma çıkartmanızı sağlayacaktır yenilmez ürünü. Karakterin yetenek setinden bahsetmem gerekirse, karakterimizin pasifi arkadaşlar, siz herhangi bir rakibi katleder ya da katledilmesine yardımcı olursanız, yani asist alacak olursanız, o rakibin ruhu bir hortluğa dönüşüyor ve siz ona sağ tıklayarak o rakibin kılığına bürünüyorsunuz. O rakibin ultisi hariç tüm yeteneklerini kullanabiliyorsunuz. Öte yandan o rakibin eşyaları da sizin envanterinize geliyor. Ve rakibin can barının belli bir %50 miktarını da kendinizi iyileştiriyorsunuz. O rakibin kılığına girdiğinizde, atıyorum bir Blitzcrank oldunuz. Onun ultisi hariç Q'sunu, W'sunu ve E'sini kopyalayabiliyorsunuz. Onları kullanabiliyorsunuz oyununuz esnasında. Öte yandan ultiniz de bedelsiz bir şekilde sizin elinizde tekrardan bulunuyor. Bu sayede tekrardan kullanabiliyorsunuz ultinizi. Hani bir defa ultinizi katlettiniz, rakibin kılığına girdiniz ve rakibin kılığındayken ultiniz sıfırlanmış bir şekilde devam ediyorsunuz ve tekrardan ultinizi atabiliyorsunuz rakibinizin üzerine. Mesafe kapatmanız konusunda da işinize yarayacak bir yetenek haline gelmiş oluyor bu sayede. Pasifimiz kısa ve öz olarak bu şekilde ve rakip şampiyonlara doğru ilerlerken de karakterimiz %10 hareket hızı kazanmış oluyor. Q'sundan bahsedecek olursak, şu menzilde arkadaşlar aktifi herhangi bir rakibin üzerine doğru veya herhangi bir yere doğru elinizdeki kılıcı savurmanızı sağlıyor. İleriye doğru saplıyorsunuz ve fiziksel hasar vermiş oluyorsunuz. Rakiplerinizi şu şekilde göstereyim. Bu sayede rakiplerinizle çatışma halindeyken fazlaca menzili sayesinde, bu oto atağınızın menzili bu kadar, Q'nuzun menzili daha fazla, rakibinizi bu sayede daha rahat bir şekilde poklayabiliyorsunuz. Minyonların arkasına da etki ettiği için. Öte yandan yeteneğin pasifi de arkadaşlar, hedefin mevcut canının belli bir %50'yi kadar rakibe fiziksel hasar vermenizi sağlıyor. Bu sayede tank şampiyonları çok rahat eritebiliyorsunuz. Öte yandan kısa süre önce eğer bir yetenek kullandıysanız, bir yetenekle hasar almış rakibe karşı ilk saldırınız ikinci defa etki ederek rakibe ilave fiziksel ve büyü hasarı olacak şekilde bir hasar vermenizi sağlıyor. Ve verilen hasarın belli miktarda sizin iyileşmenizi sağlıyor. Bu sayede savaş esnasında çok uzun süre ayakta kalabiliyorsunuz. Ve bu ilaveler siz şekil değiştirseniz dahi, başkasının kılığına geçseniz dahi kalmaya devam ediyor. Dostlarım bilginiz olsun. W yeteneğinizden bahsedecek olursak ise yine Q'nuz gibi şöyle atılma yeteneği, daha doğrusu Q'nuz bir atılma yeteneği değil, elinizde kılıcı savuruyorsunuz ama bunda da elinizde kılıcı savuruyorsunuz. Fakat basılı tuttuğunuzda daha uzun mesafeye olacak şekilde etki ediyor. Eğer kısaca bas çek yaparsanız sadece ileriye atılmanızı sağlıyor. Bu ileriye atılma sayesinde bu arada şöyle duvarların üzerinden geçemiyorsunuz. Onu sizlere hatırlatmış olayım. Herhangi bir yapının üzerinden atılmanızı sağlamıyor. Fakat W'nuzu şöyle rakibe doğru ittirebiliyorsunuz. Çarpmasını sağlayabiliyorsunuz. Rakibe çarptığında ne oluyor onu göstereyim. Şöyle uzattık menzilini. Ne kadar uzun mesafeden tutturursanız rakibi o kadar uzun süre sersemletiyorsunuz. Kısa mesafeden tutturursanız daha kısa sürede sersemletiyorsunuz. O yüzden etkisini arttırmak adına basılı tutarak kullanmanızda fayda var. Tabi bunu yaptığınız sırada karakterimizin hareket hızı da azalıyor. Bunu da hatırlatayım. Uzunca bir süre bu arada bu formda kalabiliyorsunuz. Bakın bayağı uzun bir süre etkisi devam ediyor. O yüzden kullanırken dikkatli kullanabilmeniz için oldukça fazla zamanınız olmuş oluyor. Öte yandan W'nuz da rakibe ilave büyü hasarı vermenizi sağlıyor. E'den bahsedecek olursak, E yeteneği arkadaşlar, karakter elini ileriye doğru savuruyor. Eğer herhangi bir yapıya doğru E'nizi kullanmazsanız sadece şu kadarlık bir alanda etki ediyor. E yeteneğiniz bu alan içerisinde karakterimiz saldırı hızı ve hareket hızı kazanıyor. Eğer duvara doğru kullanacak olursanız da şöyle kullanayım. Duvarın tamamını bu sis kaplıyor ve bu duvarın tamamında bu etkilerden faydalanabiliyorsunuz dostlarım. Bilginiz olsun. Hem kamufle oluyorsunuz görünmez, hem saldırı hızı hem de hareket hızı kazanıyorsunuz. Yani rakibi kovalarken, rakiple çatışma halindeyken E yeteneğinizin etkin olması sizin çok fazla işinize yarayacaktır. Ultiden bahsedecek olursak da ultiniz arkadaşlar şu alan içerisinde istediğiniz yere kullanabildiğiniz bir yetenek. Kullandığınız alan içerisinde rakip şampiyonlar varsa canı en az olana etki eden bir yetenek.
Etrafında başka rakipler varsa onları da savuran bir yetenek. Şu an mesela şunu can barını azaltalım. Ultimizi kullandık. Bakın canı daha çok olan rakip dışarıya doğru savrulurken canı az olan rakibe daha fazla hasar bırakmış olduk. Hem rakibi o alanın dışına atmak için çok uygun bir yetenek, hem de canı az olan rakibe çok çok daha fazla hasar verebilmeniz adına çok uygun bir yetenek. Yeteneği kullanırken karakterinizle ileriye doğru atladığını görüyorsunuzdur. Bu sayede mesafede kapatabiliyorsunuz. Bu sayede yapıların arkasına da geçebiliyorsunuz. Bunu mesafe kapatmak veya mesafe açmak adına kullanmanızda fayda var. Oldukça fazla hasar veriyorsunuz. Rakibi yavaşlatıyorsunuz. Rakibe hem fiziksel hem büyü hasarı aynı zamanda, pardon, büyü hasarı yok. Hem de rakibin eksik canına göre vuruyorsunuz. Yani bu sayede de tank şampiyonları hem eritmeniz kolay oluyor, hem canı az olan birimleri eritmeniz kolay oluyor. Yani çatışma içerisinde çok çok etkin bir karakter haline getirmiş oluyorsunuz karakterimize. Genel olarak yetenek seti bu şekilde. Zorluk bakımından 3 üzerinden 2 zorluğu hak eden bir karakter. Çok basit bir karakter değil. Yeteneklerinizi doğru kullanmanız gereken bir karakter. Hata yapmayı kabul etmiyor maalesef Viego. Öyle sağ kaleye bırakayım karakter öldürsün gibi bir karakter değil bu maalesef. Dikkat gerektiriyor. Metadaki durum bakımından da 3 üzerinden 2,5'luk bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Ki çok çok daha güçlüydü. 3 üzerinden 3'lük bir karakterdi ama yediği nerflerle birlikte, eşyalarının nerfüyle birlikte oldukça geri plana da atıldığını hatırlatmamda fayda var. Peki kimlere karşı güçlü, kimlere karşı güçsüz? Iron, Rammus, Zek, Skarner, Gragas, Vi ve Fiddle gibi karakterlere karşı kazanma oranı çok yüksek. Bu karakterlere karşı çok rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Öte yandan Nocturne, Rek'Sai, Diana, Udyr, Master, Zed ve Shappa gibi karakterler. Yine anlık hasar yüksek. Sizin de aranızdaki mesafeyi hızlıca kapatabilen karakterler size karşı başarılı. O yüzden genellikle suikastçı şampiyonlara karşı tercih etmemenizde fayda var. Tanklar ve dövüşçüler sizin için ideal bir matchup olacaktır. Hatırlatmış olayım. Şimdi sizleri ufaktan gameplay kısmına doğru yolcu ediyorum. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım, geldik gameplay kısmımıza. Bakalım Viego'dan ne derece verim alacağız. Şurada kırmızı çarpı eşya başlangıcı yapıyoruz. Niye kırmızı çarpı eşyası? Karşıda Master Yi falan var. Bunlarla kafa kafaya dövüşte onlara çok sağlam bir damage çıkartabilmemiz lazım. Keza Darius falan da aynı şekilde hızlı erimeleri ve daha az damage yememiz lazım. Bunlardan bu şampiyonlara karşı kırmızı çarp çok etkili olacaktır. Nerflü bir eşya ile oynayacağız arkadaşlar. Ölümsüz kalkan yay ile birlikte oynuyor olacağız. Bu eşya her ne kadar nerflü olsa da bize maksimum verim verebilecek bir eşya. Ona göre hareket edecek olursak çok rahat bir şekilde etkimizi maksimuma çıkartırız diye düşünüyorum. Burada güçlendirmeyi vermekten vazgeçecekler mi? Ufak bir geri çıktılar. Güzel. Bu pozisyonda herhangi bir ekmek yedirtmedik onlara. Blitzcrank'in Q'su da kaçtı. Geri kaçmak zorundalar. Nereden başladığımızı biliyorlar ama hiç önemli değil. Bu pozisyonu en azından doğru bir şekilde yönetmeyi başardık. Şuraya attığımız bir totem sayesinde. Ya Blitzcrank varken bunu yapın. Bu çalının içerisinde durmayın. Kumardır burada durmak. Buraya toteminizi atın ama ormanın içerisinde güzel bir şekilde konumlandırın kendinizi ki rakibiniz sizden bir şey alamasın. Gel gel gel, bunu çekeceğiz ufaktan. Oradayım Blitzcrank. Zaman kaybettiğiyle kalmış oldu. Tecrübe kaybetti burada. Bir de zaman sayıyor orada kendince herhalde. Hemen buna da çarpımı attım. İlerleyeceğim. Mavi güçlendirmeyi de çok güzel totem atmış takım arkadaşlarım. Yani çok güzel kontrollü toplu bir şekilde oynamayı başardık. Benim istediğim şey bu. Bu oyunu hep birlikte oynuyoruz sonuçta. Takım oyununa hürmet edersek çok rahat bir şekilde oyunu kazanabiliriz. Şimdi Master Yi ile yüksek ihtimalle Darius Pire ve sürekli üst koridora baskın atmaya çalışacaktır o adam. Ben Volibear'ı yalnız bırakmak istemiyorum. Güçlendiğinde oyun kirleyebilen bir karakter Volibear. Darius da aynı şekilde. O yüzden doğru olanı kim yaparsa o orayı kazanacaktır. Ama 3 level olmadan da oraya gidilmez. 3 level olalım. Çok güzel. Bak bu adam burada, ben de geliyorum.
bir iddia vuramadım ya. Adam Q'sunu güzel bir şekilde kullandı. Neyse, bu adamın da sıçrası yok. Volibear burada çok güzel bir şekilde kapattı. O adamı kapatmış olması da bizim için çok büyük avantaj sağladı. Şu an totemim yok. O yüzden ona herhangi bir yardıma gidemiyorum. Geleceğim buna da. Şuna gitmeliyim. Bunun canı daha az. Yetişemeyeceğiz. Çok hızlı hareket etti adam. Azir, sen base atmıyor musun? Bizim adam nasıl öldü? Azir'i onu anlamadım. Yani çok tuhaf bir şekilde öldü herhalde orada. Göremedim çünkü. O pozisyonda iyi durumda gibi gözüküyordu. Bir anda öldü. Garip. Kendisi de anlamadı sanırım. Minyonlar ölmüş olabilir. Neyse, olsun. Sıkıntı yok. Çünkü yeteneğimizi geliştirerek devam ediyoruz arkadaşlar. Bota yürüsek ekmek yiyebiliriz. Can barları az duruyor. Bizim bot lane'in de can barı az. Ama bilemiyorum. Sanki kazanabilirmişiz gibi hissediyorum. Çok güzel. Şuradan bir de kayacılarıma gideyim bakalım. Mastery burada gözüktü. Dediğim gibi presi olduğu için ona yatırım yapmak isteyecekti o adam. Ben ilk base'imle birlikte burada hemen eşyamın sol tarafını alıp ardından pink ward'ı alıp üst koridora mutlaka gideceğim. Hatta direkt çizme falan alıp mı gitsek? Kararsızım. Neyse, böyle bir gidelim. Güzel oldu. Bot lane'den bu iki skoru çıkartmış olmamız. Support'umuzun da burada yardımcı olması, destek olması çok işimize yaradı. Çizmeyi çıkartamıyormuş zaten. Şu şekilde ilerleyelim. Uzun kılıca da gerek yok. Böyle devam edebiliriz. Voli çok güzel bir şekilde koridoru hükmediyor. Helal olsun. Derken Mastery'yi tekrardan damladı ona. Kestiler. Biliyordum ona geleceğini. O kadar iyi biliyordum ki. Bildiğim halde çok geç kaldım buraya ya. Bile bile geç kaldık. Yoksa Volibear'ın kazandığı koridor. Ama bu pink ward'u aldım yani. Mastery'yi sırf görebilsin diye. Arkasına çünkü bakmıyor Voli oynarken. Güzel, çarpımızda steklemeyi başardık. Devam. Kuşlarımız, kırmızımız. Yasuo'da 6 level olmuş. Viego bu arada gerçekten çok etkili bir ormancı. Doğru oynadığınız takdirde size karşılığını çok güzel veren bir karakter. Mümkün mertebe doğru oynamaya çalışacağız burada. Katıl çıktı. Ona ilerleyeceğim. Çarpımı ona atabilirim. Aldılar. Bot'un dikkat etmesi lazım. Çok güzel.
Azir'in canbanı da full ya. Devam edeceğiz sandım üzerine. Neyse ben tapa doğru rotateleyeceğim. Yani ejderi alabilirdik aslında tam ejderlik pozisyonda da. Adam gitti mi düşünüp darlar mı acaba bizim adamı? Çok çok ters pozisyon burası. Bayağı ters pozisyon. Şimdi şuradan can çalma kısmımızı alalım. Üzerimize bir pink ward daha alalım. Şurada totem var. Buna dikkat. Çok güzel. Bot'tan skor haberleri gelmesi en sevdiğim senaryo şu an. Çünkü Mastery oraya rotate yapmak zorunda kalacak. Darius'u top lane'de tek başına bırakmak zorunda kalacak. İstediğim şey de bu. Çok güzelsin. Yasuo'nda sanki mutlaka yardıma ihtiyacı varmış gibi duruyor. Buna gideceğim. Mavi güçlü. Güzel. Çift güçlendirmemizi kapmış olduk. Çok güzel. Bayağı iyi. Aslında şunu alıp çambarımı doldurabilirdim de. Rakip bayağı totemli oynuyor. Dediğim gibi Voli 1'i de çok fazla darlayacak. Mastery tahmin ettiğimiz senaryo gerçekleşiyor. Üzerine daha fazla skor alsın istemiyorum o Mastery'i. Yuh! Burada bile pink ward var. Nehri 3 tane pink ward atmışlar. 3 tane. Voli 1'in şöyle sırtına bir pink ward'umuzu bırakalım. Darius'un da burada vardır Allah bilir. Abi şaka yapıyorsun. Adam sıçrasını sakladı ya. Aa, Master'a dikkat, Master'a dikkat. Onu vermeyelim. Şuna vur, şuna vur, şuna vur. Yanlış kişiye vuruyor. Ejder'e vurmaya çalışıyor. Ejder'e değil de adama vurmuş olsa bedavadan ekmeğini yiyecek ya çocuk. Vallahi diyorum bedavadan ekmeğini yiyecek ya. Bedava Infernal kaybettik. Bu arada 3-0-2 oldum ben de ama bakalım umarım bir aksilik olmazsa bot lane'e geliyorum. Bizim çocuğu fena burst dediler ha. Çok güzel. Süper süper süper. Şimdi hemen bir de burada kayıcılarımı falan da alırım. Farkındaysanız bayağı kuvvetli bir duruma geldim. Karakterim oldukça iyi götürüyor kendisini. Nazar değmezse de çok rahat bu oyunu kazandırtabiliriz karakterimizle. Ama hata yapma lüksümüz yok. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bu karakter hatayı kabul eden bir karakter değil. Kameramın da şöyle ufaktan bir ışığını ayarladım. Karanlıkmış. Daha iyi denediler, kaybettiler. Bravo. Çok güzel.
Başını boş bırakmak istemiyorum Azir'in. Sıkıntı yaratır yani bize ilerleyen dakikalarda. Geliyorum bota. Çok güzel. İyi, baya temiz güçlendik. Master niye böyle bir hata yaptı bilmiyorum. Sanırım bu pozisyonda beni öldürebileceğini düşündü. O özgüveni falan hissetti. Ama güzel. 7-0-3 olduk arkadaşlar. Eşyamız bitti. Çelik kaplamalı çizmemiz bitti. Üzerine bu parçayı da alıyoruz. Felaket derecede güçlüyüz şu an. Dur şunu da çekelim. Harika ya. Bir ormancı daha ne ister? Daha ne isteriz biz? Top lane'e doğru yürüyelim bakalım. Farmımız oldukça iyi. Haritayı güzel bir şekilde dolaştık. Bir Azir'den ekmek yiyemedim. O canımı çok sıkıyor. Çok güzel. Master top lane net gelecek bu adamın canını böyle gördüyse. Oli de ultisiyle birlikte dahil olmak istedi olaylara ama maalesef Oli'cim. Buna da alacağız bu arada. Geldim. Çok güzel. Hemen buradan da Scuttle'a gidelim. Bu arkadaşı da bir edinelim. Gördüğünüz gibi karakter çok basit. Oynaması da zor değil. Statları çok yüksek, çok kuvvetli. Yani bayağı istediğinizi veriyor karakter size. Siz isteyin o size sunsun. Bizimkiler de ejderi almışlar bu arada. Aradan hiç çaktırmadan. Benim kameram da her seferinde karanlıklaşıyor. Işık azaldığı için. Ben de ışığımı arttırıyorum. Arttırdıkça azalıyor. Arttırdıkça azalıyor. Fark ettiyseniz birazcık daha böyle koyu bir görüntüm oldu şu an. Orman dönmeye devam. Jinx botu itmeye devam edecek mi? Blitzcrank falan orada gözüktü. Onlar bence saldılar orayı. Ben de öleceğim ya. Ah. Burada çok ileride yakalanmanın cezasını çektik. Arka tarafta bizimkiler kesmişler de bu pozisyon
bizim adımıza çok büyük zararla sonuçlandı. Neyse şuradan şu arkadaşı da alalım. Şunu satalım, bunluk bir işimiz kalmadı. Buradan bunu da alalım. Ebedi kılıç bittikten sonra zaten çok çok daha güçleneceğim. Azir lose'ladığı pozisyonu güzel bir şekilde kendi lehine çevirdi ama burada kuleyi de kaybedecekler. Voli savaşmaya devam etseydi bu arada bu adamı da keser. Aranızda 2 level fark var. Ya da kesemeyebilir. Kesemiyormuş. Kraken'i falan bitti adamın. Bu arada benim shutdown altını master'a gitti herhalde değil mi orada? O sayede zaten bu eşyayı tamamladı. Kötü oldu. Hiç o savaşa benim girmemem lazımdı. Umuyorum bir de hedef ödülü almazlar. Bir de onu alırlarsa zaten baş edemeyiz bunlarla. Tamam bizim çocuk tek bir yetenekle uzaklaştı oradan. Master'ı görüşü alamadı. Ya sola dikkat etmen lazım. Şu an burası risk. Burası çok çok büyük kumar. 3 kişiyiz. Adamların ne yapabileceğini kestiremiyoruz. Yani bu pozisyonu winleyebilirler. Çok kötü de oynayabilirler. Adam havada öldü. Allah'tan kalkan yayın var da. Çok çok sıkıntılı yerlerde dans ediyoruz şu an. Güzel geldi Ezreal ultisi. Yetmedi. Geliyorum sana. Kaçırdık ya. Burada cidden sağlam bir penta atabilirdik. Yardım lazım. Harbi diyorum pentalık pozisyondu bu pozisyon ya. Çok çok güzel gelmişti her şey. Azir'in bir duvarı bize çok zaman kaybettirdi. Şu an Baron çok dağırdı bu kaynık. Dağırdı. Yalnız konuşamadım. Baron'un sırtına adam totem atmış. Şöyle geliyorsunuz. Bu sırttaki totemi bu şekilde kesebilirsiniz. Kameranızı böyle tam o açıyı alacak şekilde. Gelebilirsiniz buna. Volume'u yakalar ya.
Master doğmadan bu arkadaşı halletmek lazım. Kötü oldu bu. Gerek yoktu buna. Cidden gerek yoktu. Bak işte. Güzel. Yeterli değil ya. Adamın hasarı yani çok çok daha yüksek benim plana nazaran. Eşyalarım yok. Çünkü resetlenemedik burada. Resetlenmiş olsak orayı şiir gibi oynayacağız, yok edeceğiz. Bakın iki eşya birden tamamladık. Hatta 2,5 eşyalık birden paramız varmış. Çok çok güzel. Durumun bayağı iyi. 300 saldırı gücüne ulaştık. Ebediğimiz bitti. Can biçenimiz bitti. Artık felaket derecede güçlüyüz. Felaket derecede. Ağır yara da yok değil mi? Mahvolmuş alsak var ya, üf. Bir de ilk başta şurada kombomu güzel yapabilmiş olsaydım net orada Darius skorunu alır, oradan da Jinx'e dönerdim. Ultim resetlendiği için. Azir'in ultisi bayağı fail oldu orada. Oo. Fazlayken, canı fazlayken attım bir kanın üzerindeyken. Buraya gelmemiz lazım. Güzel. Tek yedi master. Biz niye buna geldik ki? Hiç şeye de bakmadım. Ejderin süresine de bakmadım. Biz şimdi dönelim, anca yürürüm zaten oraya kadar. Bizimkiler orayı kazanıyorlar gibi gözüküyor. Kazandılar da. Helal çocuklar. İyi. Darwin'u da aldık mı aşırı derecede karakteri tank oluyor. Infernal'ı kaçırdığıma üzüldüm. Çok çok değerliydi bizim için. Hasarımın artması çok işime yarayacaktı. Oo, Azir can yakıyormuş. Şu an burada boşuna zaman kaybediyoruz ya. Burayı veya burayı almamız lazım. Burada hata yaparsak cezamızı keserler. Bak. Gitme gitme. O da öldü. Açgözlülük çok kötü bir şey arkadaşlar.
Şu an savaşıp aslında burayı toplamaya çalışabilirim. Karakter vururken sanki güvenle vuruyormuş gibi hissediyorum. Keşke ultimle hiç riske atacak bir hamle yapmasaydık. Çünkü ultimiz değerli bir ulti. Oo, onu yediler. Kaç. Bizim adamı yediler moruk. Ezreal bu arada sağlam pokluyor ha. Abi kule ne oluyor? Kule kendinden geçti. Baya kule kendinden geçti ya. Çok güzel. Güzel, temiz bir oyun oldu arkadaşlar. Ben oynarken açıkçası çok keyif aldım. 51 skorunda 22'sine katkımız olmuş. Gayet güzel arkadaşlar. Umuyorum sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Ah, havada öldük. Güzeldi. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like yorum atarak bunu bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.